Bugünkü konumuz aslında konu yok. Sadece yeni başlayanlar için herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım. Şu anda ağacın altında oturuyorum. Üzerime bir şeyler gelmez umarım. Kısaca kendimi tanıtayım ilk defa katılacak olanlar ya da ilk defa izleyecek olanlara. Adım Fahima. 31 aydır ketojenik besleniyorum. Eski tiroid hastasıyım. Ve uzun yıllar levothyroxine alarak iyileşmeyi bekledim. Sonra da bir farkındalık arttı. Beslenmeyi değiştirdim. Beslenmeyle birlikte yaşadığım bütün olumlu şeyler bir sonraki araştırmayı, bir sonraki konuda kendimi geliştirmeyi sağladı. Ve de spora tekrar başladım. Tibet yogasına başladım. Eksik olan bütün mineral, vitamin, takviye onların hepsini tamamlamaya çalıştım. Daha bilinçli bir hasta haline gelmeye başladım. Ve tabii ki 2 yıl aradan sonra artık ilaç kullanmamaya karar verildi. Doktorum tarafından önce tabii ki dozu biraz düşürüldü ama sonra aniden kesti ve bir sene daha almana gerek yok. Bir sene sonra yine gel bakalım ne durumdasın dendi. O yüzden de böyle her gün keto yukarı, keto aşağı bir şeyler konuşuyoruz. Peki sorusu olan varsa alayım isterseniz. Ağzımda garip bir tat oluşuyordu. Su içme ihtiyacı hissediyordum. 2 haftadır geçti. Bu durum acep nedendir? Ağzınızdaki garip tat olması eğer ketojenik beslenmeye yeni başladıysanız ve ilk 2 hafta içerisindeyseniz, 2-3 hafta ya da 1 ay, her kişi farklıdır. Bu süreç içerisinde ve geçiş döneminde iseniz zaten şeker almadığınız için keton üretmeye başlıyorsunuz ve ketonun yan ürünü olan asetonlar vardır. O da nefes yoluyla atılır. Dolayısıyla onun tadı, onun metalik bir tadı, bir hissiyat olabiliyor ve ama geçici bir şey, zamanla geçiyor. Susuzluğunuzun artması da şeker almadığımız zaman, yani şöyle düşünün, 1 gram şeker aldığımız zaman vücut onu işleyebilmek için 3 gram su biriktiriyor. Ve şeker şekeri tetiklediği için bir kere de durmadığımızdan dolayı tekrar şekerli bir şey tüketip tekrar su ve ödem oluşturmaya başlıyoruz. Siz şimdi şekeri kesince bu suya da ihtiyaç olmadığı için böbrek çok fazla idrar üretip vücuttan atıyor. Su kaybı yaşadığınız için, mineral kaybı da yaşadığınız için susuzluğunuz artacaktır. Ve eskiye nazaran daha çok yağlı yemek yiyorsanız yağ da susatır alışık değilseniz eğer. O yüzden ilk başlarda gerçekten su alımına dikkat etmemiz gerekiyor. İşte 2 litre kadar bir su alımı var ise müthiş bir şey olur. İlk başlarda evet zorlayabilir insanlara alışık değillerse çok fazla sıvı almaya ama buna dikkat etme gerekiyor. Geçiş dönemi bitirdikten sonra düzeniniz ne ise sizin vücudunuza ne kadar su iyi geliyorsa zorlamadan sürekli yanınızda bir şeyler bulundurup 1-2 yudum almak çok daha mantıklı olacaktır. Geçici ve geçmiş olmasına da sevindim ama bütün sebebi bu. Benim de şeker tadı geliyor. O da olabiliyor. Benim daha çok denk geldiğim eğer insülin direnci ya da diyabetik bir geçmişi varsa insanın o şeker tadı daha bir belirgin. Ama çok nadir gelebiliyor o şeker tadı ve bu da geçici bir dönem. Merhabalar. Tuğba Hanım ve Tuğana. Ne sıkıntımız var ise bunu çözmeye çalışıyor olmanız bizi mutlu ediyor. Hakkınız ay, estağfurullah. Helal olsun. Yani sizden de Allah razı olsun. Siz yazmasanız biz nasıl çözeceğiz? İletişim çok önemli. İletişim kurmak, ondan çekinmemek. En azından ulu orta olmasa bile, paylaşımların altında ya da videolarda olmasa bile ayrıca özelden yazmanız bile büyük bir adımdır. Çünkü pek çok insan çekindiği için, yazmadığı için de çözüm bulamayabilir. Her şey çözümü bizdedir de demiyorum tabii ki. Ama elimizden geldiğince birbirimize destek olmaya, bir şeyleri araştırmaya hala devam ediyoruz. 31 ay bitti ama hala araştırmalar bitmiyor. Merhaba Sultan Hanım, hoş geldiniz. Nur Kuru 52, tek öğün yapsak makroları doldurmamız lazım mı? Şimdi Nur Hanım şöyle düşünün, tek öğün yaptığınızı düşünün. Yemek yediniz, olayı bitirdiniz. Makroları tamamlamadınız ama sadece doyana kadar yediniz ve kalktınız. Şimdi tek öğün yiyeceksem o öğünün bana yeterli olması lazım. Ne için yeterli olması gerekiyor? Şöyle, 24 saat daha yemek yemeyeceğime göre, tek öğün olacağına göre 24 saat daha bana enerji verebilecek mi? Uykum derinleştirebilecek mi? Spor yapacaksam buna performans için güç verebilecek mi? Bilgisayar başında ya da öğretmenlik gibi, doktorluk gibi, annelik gibi eğer ki beni çok zorlayan bir mesleğin içerisindeysem ve bütün gün gerçekten başkalarıyla haşır neşir olmak ile, bir şeyler üretmekle sorumluysam o kadar çok beynime enerji verebilecek mi? Yani nöronlarıma iyi gelecek mi?
Bunları düşünmek gerekiyor. Bir de en önemlisi acıktırmaması gerekiyor. 24 saat daha sizi tok tutabilecek kadar bir miktar olması gerekli. Ki o 24 saat dolmadan tekrar gidip yemek yemeyesiniz. Ya da yemek yememek için gidip kaçamak yapmayasınız şeklinde. O yüzden makroları tek öğünde alsak, iki öğünde alsak, makrolarınız ne ise onları doldurmak mantıklı olacaktır. Farkındayım. Belki makrolarınız çok geliyor olabilir. Bir oturuşta hepsini yiyemiyor olabilirsiniz. Ama bunu her seferinde tek oturuşta yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bir öğün aldığınız zaman birkaç saat daha zaten hala sindirim devam ettiği için hemen arkasından bir şey daha sıkıştırdığınız zaman yeme aralığınızda yarım saat yerine 1 saat, 2 saat ya da 3 saat yaparsanız o 2-3 saat içerisinde ne yerseniz yiyin makrolarınızı tamamlarsanız zaten tek öğün gibi hesaplanır. Çünkü sindirim hala başlamış ve devam ediyor ve sıkıştırılmış bir yeme aralığıdır. Tabii ki ne kadar kısa tutabilirseniz o kadar iyi ama alışana kadar bana mesela 1 saat yetiyor. Ama ilk başladığımda 3 saatte ancak bitirebiliyordum tek öğün aralığını. Ve sonra yavaş yavaş o süre kısalmaya başladı. Çünkü şöyle diyelim ki tamamen atıyorum bu rakamları 100 gram yağ almam gerekiyordu. Zamanla o 100 gramla başladım. Kilo verdim. Tekrar makrolarımı 10 kilo kaybıyla hesapladığım zaman o 100 gram 80'e düştü. Tamamen atıyorum rakamları. 80'lik makroyu almam şimdi daha kolay. Ama 80'e gelebilmek için tabii ki bütün makroları alıp incelip kilo vererek makrolarımı tekrar düşürmek hedef. Hedefe gitmek için evet güzel bir yol. O yüzden lütfen iki yönde alırsanız, tek yönde alırsanız bütün makrolarınızı toplayın. Hepsini almaya çalışın. Zaman aralığını biraz uzatmaya çalışın. Ve de protein önemli. Çünkü çok uzun süre haftalarca eksik protein alırsak çok eksik alacak. Bir 10-15 gramdan bahsetmiyorum. 50-60 gramlık bir eksiklikten bahsediyorum. Ve uzun süre olursa kas kaybı yaşayabiliriz. Spor yapıyorsak ona göre protein eklemiyorsak kas kaybı yaşayabiliriz şeklinde. Ve yağ çok önemli. Çünkü 24 saat boyunca ben yemek yemeyeceksem o yağdan gelecek enerjiye ihtiyacım vardır. Kesinlikle çok yememiş olursunuz. Ve tek öğün yapıyorsanız benim tavsiyem eğer ki müsait ise zaman akşam yerine sabah yapmayı tercih ederseniz daha çok kilo odaklı düşünüyorsanız şifa içinde. Sabah aldığınız zaman öğünü ya da en azından öğlen aldığınız zaman bütün gün ayakta olduğunuzu düşünerek konuşuyorum. O zaman bütün gün boyunca onu sindirecek, yakacak ve dağılımını yapabilecek kadar ayakta kalacaksınız. O yüzden sabah eğer ki imkanınız varsa tercih daha mantıklı olacaktır. Sultan Hanım, her soruma yanıt verdiğiniz için teşekkürler. Rica ederim, ne demek? Merhaba, makroları nasıl hesaplıyoruz? Canım teşekkür ederim. Rica ederim. Makroları nasıl hesaplıyoruz? Bana yazıyorsunuz bilgilerinizi. Ben sizin için hesaplayabilirim. Kendiniz de hesaplayabilirsiniz. İnternetten bir sürü web sayfası var. YouTube'da Ketonizm kanalına gidip makrolar nelerdir, nedir makrolar deyip aratırsanız 30 dakikalık bir videom var. Makrolarla ilgili A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her türlü soruyu orada cevapladım. Onu izleyebilirsiniz ama o videonun mantığı şu değil. Yani amaç şu değil. İşte makrolar böyle hesaplanır. Gidin kendiniz hesaplayın değil de profesyonel birisi bile sizin için hesapladığı zaman oradan beklentiniz nedir? Tam olarak ne almış oluyorsunuz? Yani makro tam nedir? Arkasındaki mantık nedir? Ve bu iki yön, tek yön sorusu geldiği zaman, işte o videoya gidildiği zaman orada açıklıyorum ki neden makrolar önemli. Amaç ne olursa olsun, şifa bulmak olsun, kilo vermek olsun, makrolara uymak önemli. Nasıl hesaplanıyor? Onun için de şu bilgiler gerekiyor. Bana atmanız gereken bilgiler yaş, kilo, boy, spor yapıp yapmadığınız ya da yapıyorsanız ne kadar sıklıkla ve hangi sporu yapıyorsunuz ve sonuncusu ve en önemli şeylerden bir tanesi vücudunuzun yağ oranı. Bunları bana atarsanız ben makrolarınızı hesaplayıp gönderebilirim size. Merhaba Ufuk, Dilek, selam, Gülfem, adım adım 60 hoş geldiniz, Melike Efecan hoş geldiniz. Ben bu anlamda çok faydalandım sizden, Nurdan Hanım'dan. Nurdan Hanım da keto kafasından çok faydalandı. Binlerce teşekkürler. Ne demek Meryem Hanım? Rica ederiz, ne demek? Miyase 164. Ergenlik sivilceleri ketonun faydası olur mu? Sivilcelerine. Sadece ergenlik değil, pek çok şeye faydası olabiliyor. Çünkü sonuçta ciltteki o oluşumu, sonuçta sivilce dediğiniz yağdır.
ve birikmiş bir şeylerdi şimdi. Çok da detay girmeyeyim. Ama hormonal dengesizlikten dolayı. Şimdi şöyle düşün. Ergenlik de menopoz gibidir. Menopoz döneminde de yağ oranımız yükselir. Vücudun yağ oranı artar. Menopozda göbek çevresinde simit şeklinde oluşur. Ergenlikte ise göğüslerin büyümesi gerekiyor. Kalçaların genişlemesi gerekiyor. Yani o olayların değişiminden dolayı yağ oranı yükseliyor. Ve bu bazı insanlarda tabii ki sivilce olarak, yan etki olarak gösteriyor. Ergenlik dönemindeki sivilcelere bile ketojenik beslenme iyi gelebiliyor. Çünkü cilde çok fazla faydası vardır. Sedef hastalığını geçirip ama artık hiçbir şekilde yaşamayan, bende egzima vardı. Her kış bütün, pardon arı geldi, çatlardı ve her yeri kanardı. Evden eldiven, evin içinde eldiveni giyip öyle dışarı çıkabilirdim soğukta. Yani kesinlikle soğukla temas yapamazdım. Bulaşık yıkarken de eldiven giymek zorunda kalırdım. Çok kötü durumdaydı, yani gerçekten kötüydü. 3 yıl olacak, yani bu 3. kışa gireceğiz. Hiçbir şey yok. Yani şu anda tabii hava güzel olduğu için zaten hiçbir şey yok ama kışın da böyle ellerim. Cilde faydasını görebilirsiniz. Merhabalar, peki bunu her gün yapmak uygun mu? Yani 23-1. Şimdi keto'da ya da keto olmaksızın OMAD yaptığınız zaman, tek öğün beslendiğiniz zaman, 23 saat hiçbir şey yemeden 1 saat yemek yediğiniz zaman uzun süreli faydası var mı? Aslında otofajiye girmiş olacaksınız neredeyse. Oruç anlamında evet çok sağlıklı bir şey ama tek bir şartı var. Bunu doğru yapmak. Tek öğün ise bütün makroları doldurmak. Tek öğün ise ne zaman yaptığınız, hani adet dönemin öncesi ve sonrası sizi etkiliyorsa onu düşünerek yapmanız. Çünkü bazı doktorlar diyor ki evet adet dönemi bizi etkiliyor. Hormonlar etkilediği için eğer kadın ise ve OMAD yapıyorsa belki de 21. günde 28. gün arasında oruç tutmaması daha mantıklı. Deneyimleyerek görebilirsiniz. Ben oruç tutuyorum, beni etkilemiyor. Yani tiroid hastası olmama rağmen müthiş bir şekilde rahat geçiyor adet dönemim. Hiçbir şekilde etmiyor. Siz deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Belki 21-28. gün arasında tutmayıp orucu, diğer günlerde istediğiniz şekilde oruç tutabilirsiniz. Yeter ki makroları tam olarak tamamlayın. Tek eksiğiniz bu olur. Bir de oruca çok çabuk girmemek gerekiyor. Diyelim ki dün 6 öğün yiyordum, bugün ketoya başladım, şak diye bir öğüne indim. 23-1 yapıyorum. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü bu öncelikle kabızlığa yol açar. Kıtlık var sanacaktır. Diğer 5 öğün nereye gitti? Bir anda 1'e düştü ve birkaç gün 1 ile devam etti. Kafa yiyecek, bağırsak diyecek, hayır burada bir sorun var. Kesinlikle hiçbir şeyi atmayacağım. Her şey olduğu kadar uzun süre tutmaya çalışacağım. Kabızlığa sebep oluyor. İkincisi de sorunuza daha yakın bir cevap bu. Şöyle oluyor. Diyelim ki adet dönemi öncesi 2 hafta rahim bebek gelecek diye yumurtalama dönemi için hazırlık yapıyor. Yumurtalama dönemi yaşanıyor, bebek gelmiyor ve rahim tekrar 2 haftada bir temizlik süreci geçiriyor. Bu çok normal bir rutin onun için. Ama bu dönemde 6 öğünden bir öğüne düşen insan makrolarını da tam almıyorsa, daha kısıtlı besleniyorsa, rahim diyor ki eyvah, kırmızı alarm, kıtlık var. Kıtlık yaşanan dönemde bu kadın herhalde ölecek. Ölmeyi planlıyor ki az yemek yiyor. Ya da az yediği için ölecek büyük bir ihtimalle. Ölmek üzere olan bir kadının ben tekrar adet görmesine niye sağlayayım ki? Çok saçma bir şey değil mi? Nasıl olsa ölecek. Bebek yapıp da ne yapacak diyecek. Adeti kesebilir. Adeti geciktirebilir. Adetin düzenini kısaltıp uzatabilir. Dolayısıyla adet düzensizliğini yaşamamak için OMAD'ın ne zaman yapıldığı çok önemli. Başlar başlamaz değil. Önce keto'ya geçersiniz. Keto flu, keto rash, herhangi bir şey yaşanacaksa o yaşanır, geçer gider. Öğün sayınız yavaş yavaş, tokluk süreniz arttıkça işte 5, 4, 3'ten 2'ye iner, 2'den 1'e iner. O zaman OMAD yaptığınız zaman, bütün makroları doldurduğunuz zaman büyük bir ihtimalle çok büyük bir sıkıntı yaşamamanız gerekiyor. Ama bu genel bir yaklaşım. Tabii ki hastalıklarınızı ve diğer şeylerinizi bilmediğim için kişisel bir öneride bulunamam. Ama genel açıdan konuşacak olursak doğru yapıldığı sürece hiçbir yan etkisi yok, olmaması gerekiyor. Tuğba Hanım demiş ki ben merhaba helikopter pardon Tuğba Hanım demiş ben alışmışım tek öğün yiyip üzerine kuru yemiş, tahin, kaymak gibi de atıştırmalık yapıyorum. Hiçbir zaman ara vermiyorum. Evet, uzun süre OMAD yapan insanlar da var. Uzun süre karnivor yapıp, keto karnivor beslenip tek öğün beslenen ve sürekli spor yapan çok aşırı derecede kaslı insanlar da var. Ve her şeyin bir örneği var ve birden fazla örneği var aslında. Dediğim gibi doğru yapıldığı sürece hiçbir zararı yok. Önemli olan hatalı yapmamak, yanlış zamanda yapmamak. Ben de çoğunlukla if yapıyorum. Ayda bir hafta kadar bir OMAD
keto karnivor düzenine geçiyorum. Ondan sonra bazen üç öğün yiyorum. Her günün farklı. O an canın ne istiyorsa onu yapıyorum. Öyle diyeyim ama doğru yapın, hiçbir şey olmaz. Nasıl ya, ben doymuyorum makrolarla. Evet, genelimizde böyle bir şey var. Makrolar az gelmeye başlıyor ama insanlar da doymuyorum deyince ben de bir şey oluyorum. Keşke ben de sizden olsam da hemen doysam. Alışıyoruz. Yani önce doldurun makroları, iyice yiyelim yemeği, doyalım. Gözümüz doysun, midemiz doysun, beynimiz doysun. Bütün organlar yağ alışsın. Alıştıktan sonra zaten yağ yakımını hızlandıracaktır. Daha fazla kilo verdikçe zaten makrolar düşecektir kilo verdikçe. O yüzden endişe etmeyin. O makrolar sürekli orada kalmayacak. Ben 20 ve 4 yapıyorum. Haftada bir omat yapıyorum. Şifa olsun. Scarlett Johnson, 80 gram yağ hep şaşıyorum. Aşıyorum, pardon. 80 gram yağ hep aşıyorum. Ne kadar aşıyorsunuz acaba ve... Peki. Sustum. Erzurum'dan selamlar, merhabalar. İf ketojenik diyet yapıyorum ve dini oruç tutmak istiyorum. Nasıl adapte etmeliyim? Yani iftardan sonra sahur yaparsam aralıklı oruç bozulmuş olur mu? Hayır, o zaman iki öğün beslenmiş olursunuz. Yine if yapmış olursunuz. Sahur, iftar yaparsınız. Sahura kadar hiçbir atıştırma yapmazsınız. Hani ne atıştırma yapmak istiyorsanız iftarınızı açın. Ondan sonra atıştırmanızı da yapın. Çayınızı da için, suyunuzu da için. Sonra sahura kalktığınız zaman bir öğün daha hazırlayın kendinize. Yine ikisini birleştirdiğiniz zaman makrolarınızı tamamlıyorsunuz. Niye sorun olsun? Gün boyunca da su içemeyeceğiniz için uyanıkken yeterince su aldığınızdan emin olun. Ali Nazmir'e geldim. Hoş geldin. Merhabalar. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Merhaba. Okay. Günlük bazal metabolizmam için almam gereken kalori dolmuyor. Ama makrolarım hemen hemen doluyor. Hangisi daha önemli? Bu çok güzel bir soru. Şöyle düşünün. Bütün kişisel detaylarınızı aldık. Amaç ne? Ölmemek. Hayatta kalabilmek için belli bir miktar kaloriye ihtiyacımız var. Onu alacağız. Okay. Peki ben sadece hayatta kalmaya çabalamıyorum. Ben aynı zamanda kilo vermek istiyorum. Bunun üzerine artı ya da eksi onu düzenliyoruz. Ya da korumak istiyorum. Aynı şekilde bunun üzerine bir şeyler geliyor. Sonra diyoruz ki ben spor da yapacağım. O zaman bu kalori üzerine ne gelebilir? Sonra hangi beslenme şekline göre? Paleo olabilir, low carb olabilir, keto olacaksa. Ona göre de yüzdeleri dağılımı var. Ve bu sonucun sonunda işte yaş, boy, bütün o kişisel özelliklerinizi değerlendirdikten sonra diyelim ki sizin almanız kalori miktarı 1500. 1500 kaloriden biz %70'ini yağ olarak, gramaj olarak çıkartıyoruz. Atıyorum tamamen 100 gram yağ diyelim. %25'ini çıkarttığım zaman 80 gram yağ edecektir misal. Ve %5'lik carb dediğim zaman net carb da 20 grama denk gelsin. Peki bu 180 ve 20'yi ben nereden buldum? 1500'den bulmadım mı zaten? Yani ben bu 180 ve 20 carb'ı tamamlarsam zaten geldiği noktayı tamamlamış olurum. O yüzden... Tabii ki net carb'ı tamamlamaya uğraşmıyoruz. Protein ve yağ tamamlamaya çalışıyoruz. Net carb'ı olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Ancak ben o bana verilen 100 gram yağı ve 80 gram proteini aldıysam demek ki başka şeylere bakmama gerek yok. Çünkü şöyle bir şey, 1500 kaloriyi farklı şeylerle tamamlayabilirsiniz. Mesela bir şey alırsanız bir gün onun kalorisi bu kadardır. Başka bir gün ama mesela diyelim ki 10 gram yağ var içinde ve bu kadar kalorisi var. Başka bir gün 10 gram yağlık bir şey yersiniz ama kalorisi bu kadardır. 10 gram 10 gram ama kalori farkı var. O yüzden kaloriye bakmaksızın gramajları tamamlamaya çalışmak ve özünde zaten 1500'den geldiği için ben o yüzdeleri tamamlarsam sağlam bir yerdeyim. Ama illa tamamlamak istiyorsanız o da ayrı bir çaba gerektirir. Yapabilirsiniz. O da yanlış olmaz. Peki ben Zehra Hanım, bilgilerinizi buraya resmini çektim. Şu anda hesaplayamayacağım çünkü ekranı kapatırsam bir daha açamayacağım. Neler, bir eksik var mı? Yağ oranınızı yazmamışsınız mesela. Vücut yağ oranınızı da biliyorsanız onu da gönderin lütfen. Çok teşekkür ederim. Her zaman yardımcı oldunuz. Rica ederim Nur Hanım. Makrolar önemli.
Verdiğin motivasyon, bilgilendirme, destek her şey için teşekkürler. Rica ederim. Ketonizm ve fayma benim için tek yer. Sağ olun, onur duydum. -15'le her şey için teşekkürler. Ya -15 evet büyük bir sayı ama sadece bir sayı. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Asıl önemli olan o, uykunuz nasıl, moraliniz nasıl? Ki belli zaten moral nasıl oldu ama bunlar da çok önemli şeyler. Eren Özdemir, ya oranımızı nasıl bileceğiz? Ya oranınızı hesaplayabilmek için internet web sayfaları vardır. Beden işte ama şey değil. İndeks değil de yağ oranı olması gerekiyor. Yağ oranı nasıl hesaplayabilirsiniz? İşte internetteki web sayfalar seçeneklerden. Eczanelerdeki tartılar var. Onlar olabilir. Diyetisyen ya da doktora gidiyorsanız onların tartıları var. Evlerde akıllı tartısı olan insanlar var. Tartılar orada evde de çalışabiliyor. Yani bunlardan birileri olabilir. Bana yazabilirsiniz. Ben sizin için bulabilirim. O da bir seçenek. Ve bu saydıklarımın hiçbiri size %100 bir sonuç vermeyecektir. Yani şu anda %30'luk bir yağ oranınız varsa %30'luk bir şey göstermeyebilirler. Biraz yanılma payı olacaktır. En önemlisi ve en sağlıklı %100 sonuç alabileceğimiz şey DEXA scan'dir. Bu da hastanede büyük bir makinedir. Yani o biraz pahalı ve çok da gerek duymadığımız bir şey. Hani söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer ki bir eczaneye gidip işte Ahmet Eczanesi'ne gidip tartılıyorsanız her zaman Ahmet Eczanesi'ne gidin. Çünkü onun makinesiyle bir önceki şeyle kıyaslayın. Bir gün bir eczanede diğer gün doktorla baktırırsanız tutmayacaktır. Hani biri şey olacak. Sanki kilo mu aldınız, yağ mı oluştu falan karışıklık gelecektir. O karışacaktır yani mesele. O yüzden her zaman neyle tartarsanız tartın aynı tartı ve aynı koşullar altında. Mesela diyelim ki sabah erkenden uyandınız ve ilk iş gittiniz tartıldınız. Hep o şekilde yapın. Ya da akşam yemeğinden önce mi tartılıyorsunuz her zaman? Ya da spor öncesi mi? Ya da spor sonrası mı? O koşulların hepsinin benzer olması önemli bir şey. Ve erkekler için değil de kadınlar için söyleyeyim. Adet dönemi öncesi de yağ oranımız yükseldiği için adet dönemi de öncesi gidip ölçtürürsek biraz da yüksek çıkabilir. Tuba Hanım demiş ki benim de cildimde fayda sağladı. Kullanmadığım ilaç krem kalmadı ama ne çare geçmiyordu. Egzama yıllardır artık yaşamıyorum. Temiz beslenmeyi bilmek bunun mucizesi. Zaten Tuba Hanım siz uzun zamandır low carb'da yapıyorsunuz. Yani zaten çok temiz beslenen bir geçmişiniz var. Ve buna ketojenik beslenmeyi kattığınız zaman daha da çok karbı düşürmüş oluyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Yani adım adım ilerlemek kadar ne bileyim beni çok mutlu ediyor böyle şeyleri okumak. Özden, kilom takıldı nasıl şaşırtalım vücudu? Vücudu şaşırtmanın pek çok yolu var. Eğer ki hazırsanız ketoya tamamen alıştığınız 3 öğün yapıyorsunuz, 2 öğüne düşmek, 2'den 1'e düşmek olabilir. Tek öndeyseniz zaten, diyelim ki o noktadasınız. Nerede olduğunuzu bilmiyorum çünkü. Tek önde olduğunuzu düşünün. Mesela ben olsam şaşırtmak için tek önde ne yaparım? Bir gün sabah alırım öğünümü. Bir sonraki sabah 24 saat olacak ya, sabah almam, öğlene kadar kaydırırım saati. Sonra öğlen yedikten sonra ertesi gün yine öğlen almam, geceye kaydırırım yemeğimi. Hani o süreyi olabildiğince uzatmaya çalışırım. İkincisi spor yapmıyorsam spor yapmaya başlarım. Spor yapmak çok zor geliyorsa, hala çok ağır hissediyorsam kendimi, yani kilomu kaldıracak, ayakta yürüyecek halim yok ise, atıyorum 100 kilo olabilirim, 120 kilo olabilirim. O zaman sporla çok uğraşmak istemem çünkü eklemlerime çok fazla yük binecektir. Ne yapabilirim? Yoga yapabilirim, pilates yapabilirim. Trampolin varsa hani çok şiddetli bir şekilde değil de ufak ufak trampolin üzerinde yürüyüş yapabilirim. Ne yapabilirim başka? Yumurta orucunu pek önermiyorum çünkü yumurta candır, her gün yemesi güzeldir. Bu kadar bol yumurta sıkıştırılmış haliyle üst üste 3-4 gün yemek çok şey değil yani bilmiyorum çok tasvip ettiğim bir şey değil, ben hiç yapmadım. Su orucu yapabilirsiniz. Su orucu yaparken ama kilo verilirken şöyle bir mantık var orada da. Kapatıyoruz ya bir şey girmediği için kilo veriyoruz. Bunu açtığınız zaman sadece ketojenik bile beslenseniz diyelim ki 3 kilo vermiştiniz su orucunda onu bir miktarını geri alacağız. Çünkü artık yemek yemeye başladık. Dolayısıyla su orucu evet o anda kilo verdirir, bir kısmı sonradan geri gelecektir ama düzenli su orucu yaptığınız zaman birkaç ayda mesela her ayda 2 gün, 1 gün, 3 gün ne kadar yapabiliyorsanız yaptığınız zaman
sağlıklı olmayan hücrelerimizi yok ettiği için metabolizmayı hızlandırıyor. Uzun vadede kilo verişinizi hızlandırabiliyor. Yani o günü birlik kilo alıp verme değil de daha uzun vadeye baktığınız zaman sonucunda faydası bu açıdan olabilir. Kesinlikle vücudu şaşırtmak için karba yönelmem tabii ki. Yani iki gün ketodan çıkayım sonra tekrar ketoya girerim, o şaşırtma olayı onu yapabilir şeklinde pek tasvip etmiyorum. Keto karnivor beslenebilirsiniz. Canlı yayınlardan IGTV'de keto karnivora bakın. Uygunsa, sizin için kafanıza yatıyorsa keto karnivor da beslenebilirsiniz birkaç gün. O zaman da çok fazla ödem atabilirsiniz. Ve tabii ki bunları genel konuşuyorum. Hastalıklarınızı bilmediğim için gerçekten genel konuşmak zorundayım. Bir de kilo neden takılır ondan da bahsedelim. Belki zaten biliyorsunuzdur, yağ hücresi içerisinde yağ vardır ve biz kilo vermeye başladığımız zaman, yağ yakmaya başladığımız zaman bu hücrenin içerisindeki yağ boşaltır kendini. Ancak hiçbir yere gitmeyeceğine göre diyecek ki sen zaten nasıl olsa diyeti bırakacaksın, sporu bırakacaksın, niye eskiye döneceksin? Benim motivasyonum zaten çok kötü. Ben niye uğraşıyorum ki, içimi su doldurayım diyor. Bu sefer suyla dolduğu için yine ağır gelmeye başlıyoruz, şişmeye başlıyoruz. Belli bir süre vazgeçmezsek, bu bilgiyi biliyorsak ve devam edersek iradeyle beraber bu yağ hücresi de artık vazgeçip o suyu da bıraktığı zaman sönüyor balon gibi ve aniden çok fazla kilo verebiliyoruz. Ben keto'ya başladım. İkinci ay 4,5 hafta kadar duba gibi şiştim. Sanki keto beslenen ben değilim. Ben sağlıklı beslenmiyormuşum gibi. Ben spor yapmıyormuşum gibi bir şey oldu. Ama o kadar çok tiroid açısından o kadar çok faydasını görmüştüm ki o 2 ay içerisinde dedim ki boşver zaten şişmanım. Biri bu böcekcik pardon. Dedim ki zaten şişmanım. Bir değişen bir şey yok ama en azından hasta değilim deyip devam ettim. O zaman tabii ki bilmiyorum yağ hücresinin içinde yağ boşalıyormuş da içine su oluyormuş da bilmem neymiş de. Hani tamamen lay lay lon bir şekilde devam ettim. Bir etken budur. İkincisi şu, metabolizma yavaşlayabiliyor. Neden yavaşlayabiliyor? Bizim amacımız onu hızlandırmak öyle değil mi? Ama şöyle düşünün, 100 kilodasınız. 100 kiloluk bir bedenin kalbi, böbrekleri, karaciğeri, her bir organı 100 kiloyu kaldırabilecek kadar, onu hayata tutabilecek kadar sürekli bir koşma, bir tempo içerisinde. Ve bu yorgunluk, bu aktif olması, yani sürekli bir çaba harcaması onu yoruyor. 100 kiloluk bir insanın 90'a düştüğünü düşünün ya da 95'e, o düşüş kalbe öyle bir rahatlık getiriyor ki diyor ki Allah razı olsun, işte şu kadar kiloyu verdin, hafifledin ama biraz bana izin ver. Ben 100 kiloluk bir insan için koşturmaktan yoruldum. 95'e indiğine göre ben biraz yavaşlayacağım, sakinleşeceğim. Aynı şey bütün organlar için geçerli ve organlar kendilerini yenilemeye, temizlemeye, yeni kiloya adapte olmaya çalışıyor ve bu adaptasyon... Görebiliyor musunuz? Neyse. Ve bu adaptasyon sırasında metabolizma yavaşlıyor. Çünkü 100'e göre değil 95'e göre çalışmaya karar veriyor. Belli bir süre ve o dönemde kilo vermeyebiliyoruz. Vermeyelim, boş verin. Organlar sakinleşsin. Organlar temizlensin. Organlar bir kendine gelsin, bir nefes alsın. Ondan sonra desin ki tamam hazırım. Şimdi tekrar kilo verebiliriz. Bu şekilde düşünürseniz, çok fazla kendinizi yormaz iseniz, kilo deyip odaklanmaz isek, o zaman stresimizi de çok artırmamış oluruz. Tabii ki insan tartıya çıktığı zaman o sayıların eksilmesi çok büyük, müthiş bir motivasyon. Ama ben mesela 27 aydır o tartıda bir eksilme görmedim. Böceklerle, hay. Neyse. Evet, yani uzun zamandır bende hiçbir eksilme olmadı. Ama incelme sürekli devam ediyor. Odak noktanızı değiştirin lütfen. Özellikle sağlığınız için yapıyorsanız kilodan, tartıdan biraz uzaklaşarak, çok konuştum. Merhaba İrfan Ateş, hoş geldiniz. Cem Kocal, bir arkadaş bahsetmişti. Ben her gün aç karnına mide koruyucu kullanıyorum. Bundan kurtulmak için yağdan bahsetmişti. Evet, mide koruyucu kullanmak, evet, geçici bir çözüm olabilir. Midenizi korumak, asitlerden arındırmak ya da asidin seviyesini indirmek, okey, güzel bir fikir ama bir düşünün, midenizin aside ihtiyacı var aslında. Yani bütün sindirim olayını gerçekleştirebilmesi için bir ilaç alıp biz o sindirimi yavaşlatabiliriz. O gerekli olan asidi bastırabiliriz. Onu bastırırken diğer şeyleri etkiliyoruz aslında. Yani büyük bir resme baktığınız zaman asit, mide koruyucu şeyleri aldığımız zaman aslında evet, yan etkiyi yok sayabiliriz. Belki asit açısından rahatsızlığımızı kesebilir ama arka planda çok daha büyük zararlara sebep oluyor. Midenizin
dengesizliğini, o asidin şeylerini gerçekten iç organların temizliğiyle mümkündür. Ve hastalıklarınızı bilmediğim için yine genel konuşacağım. Ketojenik beslendiğiniz zaman iç organlara çok büyük bir ilik yapıyoruz. Ve diyabet 1 değilseniz, yeme bozukluklarınız yok ise ketojenik beslenmek çok iyi gelecektir. Yine genel konuşuyorum. Yani birebir de yazışabiliriz. Oradan size biraz daha yardımcı olabilirim. Buradan ancak bu kadar. Çok teşekkür ederim cevabınız için. 3 aydır ketojenik besleniyorum. Önerinize göre doğru yapmaya çalışacağım ya da ve ayda 15 günü deneyeceğim. Tamam. Peki, şifa olsun o zaman. Çöp kamyonu geldi. Geri dönüşüm de geldi. Oh ne güzel. Peki, ben bir hafta karnivor yaptım. Çok rahat geçirdim adet dönemini. İyi ki varsın Fahima. Ne demek? Siz de iyi ki varsınız. Paylaştığınız için size teşekkür ederim. Yani sonuçta karnivor beslendiğimiz zaman keto'dan çıkmıyoruz. Çünkü keto'da karb 20 gramla kısıtlı. Karnivor'da karb zaten sıfır. Yani anca ve anca ciğerden alabileceğimiz kadar bir karb var. Çünkü süt ürünü yok, içinde çerez yok. Çıtır çerez yok, ondan sonra sebze yok, bitki yok, salata yok. Alabileceğimiz tek şey A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her türlü et. Hayvanın ta böyle burnu ucundan ayak ucuna kadar her şeyi, iç organları, ondan sonra sakatatları, her bir şeyini yediğiniz zaman yine çeşitlilik arttığı için tek tipli beslenmeye girmiyor. Ve pek çok hastalığa, İBS gibi, ondan sonra mide sorunları için pek çok hastalığa iyi geliyor. Onu da bir araştırabilirsiniz. IGTV'de bir tane de onunla ilgili bir yayın yapmıştık. Meryem Hanım diyor ki kolesterol yükseldi, normal midir? Evet, normaldir. Meryem Hanım bir etrafınıza bakın. Eğer uzun zamandır çok sağlıklı beslenen birileri var ise, mesela low carb beslenen, düşük carb'lı besleme yapan insanlar tanıyorsanız, her zaman onların kolesterol yüksek olduğunu göreceksiniz. Gidip sorabilirsiniz. Kolesterol her zaman onlarda yüksektir. Çünkü biz yağ yakmaya başladığımız zaman vücudun kolesterol oranı yükseliyor. Bazılarında geçici bir yükselmedir. İlk 6-7 ay yükselir, sonra normal tekrar düşmeye devam eder. Benim koşulumda ilk başlarda evet yükselmişti. 6. aydan sonra düşmeye başladı. Ama şu anda yine 200'lerde. Ama zaten öncesi de yüksekti. Yani keto'ya başlamadan önce de yüksekti. Biraz yükseldi, düştü. Şimdi biraz daha yükseldi gibi bir şey oldu. Kolesterol ihtiyacımız var. Kolesterol dostumuz aslında. Kötü bir şey değil kolesterol sahibi olmak. Şu anda benim bütün kolesterolümü çekip alırsanız şurada yığılıp kalacağım, öleceğim. Çünkü onsuz yaşayamam. Kolesterol içerisinde bize gerekli olan bir sürü şey var. D vitamini gibi ve bir sürü enzim var içerisinde. Ve kolesterol soğan gibi düşünün. Eğer ki soğan gibi taze ise, bütün ise o kolesterol iyi. Ama eğer ki karamelize olduysa, şekerle birlikte bünyesini, bünyediğimde kimliğini yitirdiyse, küçüldüyse o zaman o tehlikeli, o kötü. İşte kolesterol dediğimizde o önemli. Mesela diyorsa doktorun işte 180'e çıktı kolesterol. Kötü kolesterol dediği 180'e çıktı diyelim. Bu tehlikeli midir? Yetersiz bu sayı. Bu test yetersiz. Tek bir sayı vermesi yetersiz. Kötü kolesterol 180 olması ne demek? Ben bunu sorarım. Bu 180 dediğiniz şey küçük kolesterol mu ebat olarak, büyük kolesterol mu ebat olarak? Çünkü eğer küçük ise tehlikeli. Niye? Şöyle. Kolesterol eğer büyük ise zaten hiçbir yarıktan geçip de olmaması gereken yere giremeyecek. Hiçbir yere tıkayamayacak. Küçük ise o yarıklardan geçecektir. Olmaması gereken yere gidecektir. Oraları tıkayacaktır ve arkadaşları geldikçe iyice bir tıkanma olacaktır. Peki o yarıkları kim açıyor? O çatlaklar nereden geliyor? Yine karp ve şekerden geliyor. Kolesterol niye küçülüyor? Karp ve şeker tükettiğimiz için küçülüyor. Ve karp şekerin en büyük etkisi bizde şudur. Hani diyoruz ya şu hastalık evet karp şekerden dolayı ama gerçekten öyle. Araştırmaya başladığınız zaman göreceksiniz ki hangi taşı kaldırırsanız kaldırın o hastalığın altından yine şeker ve karp tüketimi geliyor. Kolesterolün de öyle bir etkisi var. Şöyle ki vücudun bir günde şekere ihtiyacı 0 gramdır. 0 gram ihtiyacı olan bir şeyden biz birkaç yüz gramlık alırsak her gün vücut onu yakmakla meşgul olacaktır. Çünkü istenmeyen şeydir. İstenmeyen şeyden bir an önce biz kurtulmak isteriz. O yüzden yağ yakmaya sıra gelmiyor. Çünkü sürekli istenmeyen şey geldiği için onunla muhatabız ve onu yakmaya çalışırız. Onu yakmaya çalışırken vücut artık
dalmaya başlıyor. Kendi işlevini yapmamaya başlıyor. Şey gibi, korona gibi düşünün. Şu anda korona olmasa yarımız okula gideceğiz, diğer yarımız işe gideceğiz. Bir sürü şey yapacağız. Şeker de öyle. Vücutta şeker olmazsa vücut gözü onarmaya devam edecek. Beyni onarmaya devam edecek. Ondan sonra işte iç organlarımızı onarmaya devam edecek. Yapması gereken neyse onları yapmaya devam edecek. Ama araya şeker girdiği için sürekli işini bırakıp şekere dalıyor. Dolayısıyla işte böbrek hastalanıyor. Karaciğer yağlanıyor. Ve bir sürü şeker geldiği için hepsini yakabilecek kadar kapasitemiz yüksek olmayabilir o gün. Yakamadığını vücut ne yapıyor? Tek bir şey çevirebiliyor. O da yağdır. Yağ çevirerek depoluyor bu sefer. Yağ oranımız yükseliyor. Bu sefer kandaki yağ değeri yükseliyor. Ve şekerli beslendiğimiz zaman kanda pıhtılanma daha fazla oluyor. Ve kalınlaştığı için kıvam olarak akışı daha yavaş oluyor ve kalbe daha çok yük biniyor. Neresinden bakarsanız bakın, kalp ve şekeri kestiğiniz anda kolesterolünüz iyi bir kolesterole dönüşebiliyor. Trigliserit sayınızın da düşük olması önemli. Yani kolesterole bakarken iyi kolesterolün 100'ün üstünde olması gerekir. Kötü kolesterolü de artık ebadını bilmek gerekir. Küçük mü, büyük mü diye onun testinin yapılması gerekiyor. Lipid testi deniyor. Artık Türkiye'de yapılıyor bunlar. Ondan sonra trigliserit sayınız kaç? Trigliserit sayınız ne kadar düşük ise o kadar az yağ var vücudunuzda demektir. Trigliserit sayınızı 200'ün altına düşürmeye çalışın, 100'ün altına düşürmeye çalışın. 200'ün üstü zaten tehlikeli bir durumdur. Ben başladığım zaman keto 276 idi trigliserit sayım. Şu anda 43 ya da 48'de. Ondan sonra yapabileceğiniz bir şey daha var. Mesela keto kafası. 103. bölüm YouTube'da Doktor Özcan Yücel'in bir bölümü var canlı yayını. Müthiş bir şekilde kolesterolü ele alıyor ve bütün anlattıklarımı orada tabii ki doktor ağzıyla dinlemek çok daha mantıklı olacaktır. Orada hepsini anlatıyor, bir de şunu ekliyor. Diyor ki eğer ki çok korkuyorsanız kalp sağlığınızdan dolayı bir evde yapabileceğiniz bir test var. O da şu. Göbeğinizin en kalın yerini ölçüyorsunuz santimetre olarak. Göbeğin ölçüsünü boyunuzla bölün. Göbeği boya bölün. Ondan sonra 0.5 gibi bir değer alıyorsanız, altına alıyorsanız tehlike yok. 0.5'in üstünde bir değer alıyorsunuz. O zaman demek ki yağ oranınız yüksek. Sizin yağ düşürmeniz gerekiyor. Yani vücudun yağını düşürmeniz gerekiyor. Yağ alımını değil. Vücut yağ oranı düşürmek için de tabii ki yağ yakmaya devam etmek gerekiyor. Bir de şöyle bir mantık var. Ben 42 yaşındayım. Bu saatten sonra boyumu uzatamayacağıma göre 0.5'in üstünde bir sayı çıkarsa demek ki göbeğimi küçültmem lazım. Bunun için de bunun yollarını bulmam gerek. Fethiye'den selamlar, merhabalar. Tuğba Hanım demiş, karnivoru ben de ara ara yapacağım. Memnun kaldım. Bu hafta sonu 2 gün yaptım. İyi hissettim ama saymadım protein yağı doyunca öğünü bitirdim. O da olabilir. O da karnivorun bir başka yanı diyeyim. Kolesterol yükseldi. Neden acaba? Biraz önce. Peki. Oruç ben de tutuyorum. Tek öğün yetiyor. Su sıkıntılı oluyor. Tabii dini oruçla bağlaştırdığınız zaman sadece geceleri su içmeye başlıyorsunuz. Ve de tabii ki bütün yemeği gece sıkıştırdığınız için yemeği sindirecek vakit de azaldığından dolayı suya yer kalmayabiliyor. Haklısınız. Ama yine de çok rahat yapılıyor. Yani oruç açısından düşünecek olursanız, Ramazan oruçları açısından düşünecek olursanız ketojenik beslenen bir insanın oruçları çok güzel geçiyor. Şahsen benim öyle, ben öyle tecrübe ediyorum. Çok rahat geçiyor. Sahurda sadece su içiyorum, yemek bile yemiyorum. Hiç yapmayan birisi orucunu kaç günde başlamalı? Hiç orucu yapmadıysanız öncelikle hazır mısınız? Psikolojik olarak da hazır olmak gerekiyor fiziksel hazırlığın dışında. Fiziksel olarak da tek öğüne inebildiniz mi? OMAD yapabiliyorsanız, 24 saatte bir yemek yiyebiliyorsanız su orucunu yavaş yavaş düşünebilirsiniz. Hiç yapmayan birisi 36 saat minimum başlayabilir. Çünkü OMAD'la zaten 24 saate alışmış olacaksınız. Onu biraz daha uzatıp 36 saati çıkartabilirsiniz. Ve ne yediğiniz de önemli. Yani orucu bozduktan sonra neyle açacaksınız? Sıvı, işte berrak çorbalarla açarsanız daha mantıklı olacaktır. Yani çok yumuşak bir katı gıdaya geçiş diyeyim artık. 36 saatte başlayıp bir sonraki 42, 48 saat, 50 saat, 60 saat yavaş yavaş kendi beyninizi dinleyerek, belli bir saat limiti yok ama minimum 36'dır. Çünkü şöyle düşünün, yemek yediniz, birkaç saat sindirim için vakit vereceksiniz, sonra acıkmaya başlayacaksınız. Otofajin başlaması için gerçekten içeride hiçbir kaynağı kalmamış olması gerekiyor. Bunu düşünecek olursak otofajin başlaması için en az 36 saat vermek mantıklı geliyor. Gerisi size kalmış ama 3 günü de geçmeyin lütfen. 72 saat ötesi artık doktor kontrolünde yapılması gereken bir şeye dönüşüyor. Kendi başınıza yapacaksınız. Lütfen 3 günü geçmeyin.
Elif. 21 gün ketojenik besleniyorum. Karb ve protein makrosu doluyor ama yağ makrosu fazla oluyor. Sorun olur mu? Şimdi karbı doldurmak zorunda değilsiniz. O sadece bir opsiyon ve üst limittir 20 gram. 20 gram doldurmak şart değil. Daha düşük yaparsanız daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Ama daha yeni başladığınız için ufak ufak oraya da geleceksinizdir. Proteini tamamlıyorsunuz, makroyu tamamlayamıyorsunuz, yağ makrosunu. Başlangıçta olduğunuz için hala vücut yağ yakmaya alışmaya çalışıyor. Yani tamamen yağ adapte olmanız 3-4 ay alacak. Ortalama herkesin o kadar zaman alıyor. Çünkü hücreler her 3-4 ayda bir kendini yeniliyor baştan aşağı. Ve yenilendikçe yeni ortama alışmaya başlıyorlar. Yenilendikçe yeni ortama uygun bir şekilde ürüyorlar zaten. Yani vücut çok mantıklı, çok kafası çalışan bir mekanizma diyeyim. Yağ makronuzu eksik alırsanız enerjide bir düşüş yaşayabilirsiniz. Performansınızda, zihin berraklığında bir düşüş yaşayabilirsiniz. Uykunuzun azaldığını, bölündüğünü hissedebilirsiniz. Aç kalabilirsiniz. O yüzden makrolarınızı tamamlamaya çalışın. Özellikle yağ ve proteini. Ve 1-2 gün eksik kalması çok büyük bir sorun değil. Birkaç gram, 1-2 gün fark etmiyor ama uzun bir süre, birkaç hafta, birkaç ay ve makrolar gerçekten çok kısıtlı gelirse o zaman bir sürü sorun yaşanabiliyor. Ve bu sadece ketojenik beslenmeyle ilgili değil. Bu normal bir beslenen bir insanın da sürekli kısık bir şekilde yemesi bir yerde patlak veriyor zaten. Açlığını yavaş yavaş uzatmadan direkt su orucu yapamaz. Ya yapabilirsiniz ama halsizliğiniz artacaktır. Hani psikolojik olarak hazır hissetmeyebilirsiniz. Bence hiçbir şey için acele etmeye gerek yok. Yani evet, OMAD'a indikten sonra, tek öne indikten sonra yapmak çok daha mantıklı. Çünkü su orucu yapıp da enerjiden çok fazla vermek istemezsiniz. Yani biraz böyle ayakta durabilecek yapıda olabilmeniz çok önemli bir şey. Ve bunu keyifle yapabilmeniz çok önemli bir şey. Şifa için yapabilmek için. Ve gerçekten şifanın içine girdiği zaman ben stresi düşünemiyorum. Yani şifan olduğu yerde stres pek uymuyor. Onu atalım gitsin. Yani hiçbir şey size stres veriyorsa yapmayın. Stressiz bir şekilde arkasından dolanarak gelip yapabileceğiniz bir şeyse o şekilde. Teşekkür ederim Nurdan Hanım. Bahar, 4 ay ketojenik besleniyorum. Kilolarımı verdim. Kilomu sabitlemek için kalori hesabına geçmem gerekir mi? Tabii Bahar Hanım, eğer 10 kilo verdiyseniz makrolarınızı güncelleyin. 10 kilo vermek sizin bile korumaya geçecek durumdaysanız o zaman kilo vermek amacından çıkıp korumaya geçeceğim deyip makroları tekrar güncelleyebilirsiniz. İstiyorsanız değerlerinizi yazın, ben hesaplayayım size. Yansıma 9. Maşallah size, ne güzel bir enerjiniz var. Daim olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Remzi Hanım da burada. Talas duası. Filiz. Nur Kuru sormuş. Keto'da haftada kaç kez keto tatlı tüketebiliriz? 31 aydır ketojenik besleniyorum. Herhalde 31 kere daha tatlı yemedim. Burada biraz esnek davranabilirsiniz. Herkesin kişisel tercihidir. Mesela benim insülin direncim olsa, diyabet 2 olsam, o zaman tatlıya çok ara vermek ister miyim? Beni nasıl etkiler? Yani ketojenik tatlıyla başlayıp mı daha rahat devam ederim? Yoksa kesinlikle buradan tatlıyı çıkartıp, ben zaten bunu yapabilirim, tatlı yerine yağlı yerim. Mesela benim tatlılarım genellikle bir kase kaymaktır. Kaymağın üzerine gezdirilmiş tahindir. Bir daha sır çerezdir. Bir iki dilim çilektir. O kadar. Yani illa tatlandırıcı olması gerekmiyor. İlla badem unlu bir şeylerin kullanılması gerekmiyor. Kullanmak isterse kafamız rahat. En azından binlerce tarif olduğunu biliyoruz. Marketlerde ürünlerin olduğunu biliyoruz. Ya da online ürünlerin olduğunu biliyoruz. Biraz daha pahalıdır. Ama zaten çok sık kullanmıyoruz. Herhangi bir limiti yoktur. Yani en fazla ya da en az şu kadar zaman kullanabilirsiniz değil. Bu tamamen kişisel tercihinizdir. Tatlılarda badem unu ya da hindistan cevizi unu varsa karbı yükselir. Badem olduğu için. O yönden zaten çok az bir şey yiyebileceksiniz. Tatlandırıcı, evet, vücutta bir birikme yapmıyor. Vücutta işlem görmüyor. Lif gibi vücuttan gelip geçip gittiği için şeker alkolünü zaten saymıyoruz. Karbı da sıfır zaten. Ama eğer çok fazla tatlandırıcı kullanıyorsak
Şekerden uzaklaşmış olabilir miyiz, olmaz mıyız? Bence çok olmayız. Hala kafanın bir yerinde hala şeker tükettim, tatlı yemek iyi bir şeydir şeklinde gidebiliyor. Dediğim gibi siz nerede duruyorsunuz, nerede durmak istiyorsunuz, sizi ne mutlu ediyorsa ya da tamamen kısmak, kapatmak, bitirmek sizi mutsuz edecekse o zaman belki haftada bir yapılabilir. Hani kaçamak yapmaktansa, keto uygun olmayan bir tatlı yemektense keto tatlı tabii ki daha mantıklı. Daha da konuşacağım ama susayım. Korumaya geçme vaktim geliyor. Son 1,5 kilo ama makrolar artacak diye korkuyorum. Kilo almaktan alır mıyım? Hayır, niye alasınız ki? Korumaya geçtiğiniz zaman yine o zamanki kilonuza göre bir makro oluşuyor. Ve de bence sporu ekleyin. Spor yoksa sporu ekleyin. Yani yemek yemekten korkmayın, kilo almaktan korkmayın. Güçlenmeye odaklanın. Yani nasıl kas alıştırabilirim? Nasıl sırtımı, kalçamı, bacağımı, kolumu daha bir nasıl diyeyim, güçlü kılabilirim. Yani bedensel olarak gerçekten sadece kilo vermek değil de gerçekten güçlü olabilmek. Adımlarınızı attığınız zaman evet hafifliği hissediyorsunuz ama hafiflikle gelen bir özgüven, bir dik duruş, bir dik oturuş da var mı? Mesela bende sadece 13 kilo vardım. 80 kiloyla başladım. 67 kiloyla devam ediyorum. Omuzlarım genişledi. Hani spor yapmaktan, yürüyüş yapmaktan, yoga yapmaktan, Tibet yogası, yazın çocuklar için havuz kurdum. Orada yüzmekten, yani çocukları es geçtim, kendim yüzdüm sürekli. O kadar şeydim. Ve bundan mutluyum. 27-28 aydır korumadayım. Hiç kilo almadım. Gram bile artmadı. Arttıysa da bilmiyorum çünkü tartıya çıkmıyorum. Yani hep aynı 67'lerde yüzüyorum sürekli. Ve böyle mutluyum. Ya korkmayın. Yağdan korkmayın, şeyden korkmayın. Hareketinizi arttırın. Kendinizi güçlü kılmaya çalışın. Sadece incecik değil. Ördek mi onlar? Sesleri geliyor. Evet, ördek kardeşlerimiz buradalar. Bitince göstereceğim. Hala buradaysalar. Merhaba, ben 75 kilodan 62 kiloya düştüm ve artık vermek istemiyorum. O zaman korumaya geçebilirsiniz Nesrin Hanım. Ketojenik beslenmenin yanında öğün öncesi yarım saat, öğün sonrası 2 saat. Hı? Pardon, anlamadım ben. Gerisi yok çünkü de o yüzden anlamadım. Kusura bakmayın. Pardon. Nur Hanım demiş ki benim de midem rahatsızdı. Keto'ya başladıktan sonra düzeldi. Sabah bir kaşık zeytinyağı içiyorum. Çok iyi geliyor. Geçmiş olsun. Güne kereviz sapı suyuyla başlamak arınma olarak faydalı mı sizce? Evet. Kerevizin kendisi kök sebzedir. Toprağın altında yetişen her şey kök sebzedir. Bir de konuşabilsem. Kök sebzedir ama kerevizin üstünde ve toprağın üst kısmında kalan yeşil sapları var. Böyle ufak ufak yaprakları var üstünde. Onlar çok şifalı. Lif oranı çok yüksektir. Bir sürü de vitamin var içerisinde. Ben de onlardan içiyorum vakit buldukça. Suyunu sıkıyorum. Pusası deniyor galiba. Onu ayırıyorum ve suyunu içiyorum. Çok da tuzlu kendisi zaten. Garip bir tadı var ama çok ferahlatıcı ve kabızlığa çok iyi geliyor. Elim kaydı. Ha, pardon, şimdi oldu. Öğün içinde sıvı tüketmeyin. Mide problemi büyük ölçüde düzeliyor. Evet, o da bir seçenek tabii ki. Teşekkür ederiz. Karnivor'da kabızlık olmaz mı? Ay, seviyorum ben bu soruyu. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Karnivor'da kabızlık olmaz mı? Çünkü sebze yok, yeşil yok, salata yok. Hani nasıl olacak? Bağırsağın çalışabilmesi için lifi her zaman ihtiyaç yoktur. Yani şöyle düşünün. Şekerli kablo beslenen bir insanı düşünün. Tak diye hemen karnivora geçerse evet orada bir şeyler yaşayabilir. Ama biz karnivor değil de ya da şekerli beslenen değil de ketojenik beslenen insanlar adına konuşalım. Yani şu anda ben ketoya alışığım. Hiçbir kabızlık, herhangi bir sorunum yok. Bağırsak düzgün çalışıyor. Ve ketoya iyi geçişte tabii ki bol bol salata yedim, sebze yedim. Makrolarım dahilinde ne varsa yedim yeşilliklerden. Ancak belli bir düzene sokmuş olduktan sonra keto karnivora geçtiğinizde geçişte belki bir şeyler hissedebilirsiniz. Ama aslında hissettiğiniz şey kabızlık değildir. Şöyle, etobur yediğiniz zaman, etobur dediğinde aslında etobur değil. Şöyle, keto'da su alayım pardon. Ketojenik beslenmede makro %70 yağ, 25 protein. Karnivor beslendiğiniz zaman yine %70 yağ, 25'in bir tık fazlası 30 protein. Çünkü o
5'lik karp vardı ya, onu da protein atıyoruz. 70 ya 30 protein olduğu için aslında etobur bir beslenme değil. Yine yağ bol. Yağ ile protein neredeyse denk geliyor. İşte ben 105 gram yağ alıyorsam 105 gram protein alıyorum. Yani ikisi birlikte çalışıyor. İkisi birlikte alınıyor. Dolayısıyla yağın olduğu bir ortamda zaten geçiş dönemine geçmiş, keto'ya alışmış bir insan için kabızlıktan söz etmek mümkün değildir. Hissettiğiniz şey kabızlık değildir. Bağırsağın florası protein ve yağ karışımını sebzesiz haliyle çok farklı bir şekilde işler ve de çok daha az dışkı olur. Tuvalete çıktığınız zaman daha az bir şeyler çıktığını hissedersiniz ama sanki iş yarım kalmış gibi hissetmeyeceksiniz. Tatlı bir şekilde çıkacaksınız tuvaletten ama miktar olarak az. Kokusuz olacak, daha kuru olacak. Yani tuvalet kağıdına ihtiyacınız bile olmayabilir. Yani o kadar temiz bir işlemden geçiyorsunuz. Kabızlık yaşanmıyor. Sadece dediğim gibi şak diye girilmezse hani kademeli olarak ve de tabii ki hayvanın her türlü bölgesinden yağlı, yağsızlı, kaslı, kassızı her şeyinden almak önemli. Bu çok güzel bir soru. Hep de heyecanlanıyorum bunu anlatırken. Peki biraz tabaklarınızdan paylaşabilir misiniz? Tabii paylaşıyorum ara ara ama çok bir iyi bir ahçı olmadığım için duymasın kimse. Şaka bir tarafa, YouTube'da Ketonizm kanalında keto nedir diye bir video çektim. Orada örnek tabaklar var. Video biraz uzun, hepsini izlemek zorunda değilsiniz. Açıklama kısmına gidince konu başlıklı ve süresini yazmışım. İşte kaçıncı dakikadan neden bahsediyorum şeklinde. O dakikalara tıklayarak tabak örneklerini görebilirsiniz. Ondan sonra neler yenebilir, neler yenmez, işte ilk hafta nasıl beslendim şeklinde böyle hem genel hem de özetleyerek bir şeyler anlatmaya çalıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Fahim'a etli nohut yedim. Görmedim, duymadım, okumadım. Maryland'dan selamlar. Merhabalar, selamlar. Ay çekirdek keto'yu bozuyor mu? Hayır, bozmuyor. Yeter ki abartmayalım. Miktar olarak işte 20 gram karbı geçmiyorsak bozmaz tabii ki. Su orucu için bağırsak boşaltmak gerekiyor mu? Bazı doktor gerekli bulmuyor. Bazıları da ikinci gün su orucunun ikinci günü böyle bir halsizlik, bir titreme, bir üşüme, ondan sonra kendini iyi hissedememe olayını yaşamamak için bağırsak boşaltanlar var. Yani bazı doktorlarımız da kesinlikle boşaltın diyorlar. Keto'da yağ yakmaya tam adaptasyon için 3-4 ay sabır dediniz değil mi? Evet. Az daha açıklar mısınız? Tabii ki açıklayabilirim. Şimdi ketojenik beslenme olsun olmasın. Bütün vücudumuz kendini, hücreleri hep yeniler. 3-4 ay oluyor. Yani mesela diyelim ki şurası 2 ayda temiz yeniliyorsa bacaktaki 3 ayda yeniliyor. Bilmem neredeki ancak 4 ayda bitiriyor şeklinde. Toparlayacak olursak işte 4 ay sonrasında tekrar vücut yenilenmiş bir şekilde işlemi başlıyor tekrardan. Ve herhangi bir alışkanlık, herhangi bir düzenin olması için bu 3-4 aylık bir süreç gerekli bir şey. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki keto'ya yeni başladım. Bir hafta oldu ve hiç şeker almıyorum. Vücudum keton üretiyor ama keton yakmasını bilmiyor. Onu nasıl değerlendireceğini bilmiyor. İdrardan baksam keton sayım tavan. Kandan baksam yüksek, nefesten baksam yüksek. Çünkü üretip kullanamıyor. Hani öyle duruyor. Belli bir yerden sonra artık keton üretmeye biliyoruz, tamam anladık, keton üretiyoruz şeker olmadığı için, ama o üretilen keton artık kullanmaya başlıyoruz. Bu süreç insanlarda işte 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta olabiliyor. Daha da kısa olabiliyor. Kişiden kişiye değiştiği için belli bir süresi yok. Ondan sonra yağ yakmaya başlıyorsunuz. Yağ yakıyorsunuz. 10 gün geçiyor, 15 gün geçiyor, 20 gün geçiyor. Yeni bir ketojen olarak eğer ben o 20 günlük bir süreçte birazcık şeker alırsam beni fena çarpacaktır ve ketosisten hemen çıkaracaktır. Zaman, çünkü alışma süresi daha dolmamış, daha oraya gelememişim, tam olamamışım henüz. Ve kaçamak yaptığım zaman ketosisten çıkartma olasılığı çok çok yüksek ve tekrar girmem zaman alacaktır. Ama mesela 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra küçük bir şekeri alırsam yine ketosisten çıkaracaktır ama vücut çok afallamayabilir. Yani her vücudun etki tepki olayı farklıdır. Ya da tam tersi de. İlk başlarda 20 gün içinde aldığı şekerden çok etkilenmeyebilir. Hiçbir şekilde yaşamayabilir hiçbir şey. Ama 6. aydan sonrası aldığında şiddetli bir
baş ağrısı, depresyon, mide bulanıklığı, uykusuzluk gibi çarpabiliyor. Bu tür dalgalanmaların olması, olmaması hepsi alışma sürecine bağlı ve o 3-4 aylık şeyler yenilendiği için nasıl yenileniyor? Şöyle, diyelim ki çöldesiniz. Çöle uygun kıyafet giyerseniz, yenilenme döneminde kendinizi denizde buldunuz. Denizde de çöle uygun kıyafet giymeyeceğimize göre oradaki sunum değişecektir. Vücut da aynı şekilde 3-4 ay değişim yaparken diyor ki şu anda neredeyiz? Denizde miyiz? Çölde miyiz? Neye göre değişim yapmam lazım? Hala şeker mi tüketiyorum? Yağ mı tüketiyorum? Yağ tükettiğime göre yağ yakan bir insansam o zaman benim bütün hücrelerim yağ adapte olabilecek şekilde üremeli. Yani işimi kolaylaştırması gerekiyor. Fahim Hanım, karnivor et yiyerek mi besleniyor? Karnivor anlatır mısınız? Enerjiniz süper. Tabii ki Ekrem Bey, dediğim gibi IGTV'deki bir saatlik videoya da bakabilirsiniz. Ama karnivor sadece etle beslenilmiyor. Yumurta da var içerisinde. Ama keto'dan daha kısıtlı. Yani keto'nun bir tık daha zoru diyeyim. Yani kısıtlanmış haliyle düşünecek olursak, hani mahrumiyet açısından düşünecek olursak. Çünkü onda süt ürünleri yok. Peynirdi, işte ondan sonra kaymaktı, tahindi, çerezdi, onların hiçbiri yok. Sadece ve sadece protein kaynağı, et, her türlü et var. Ondan sonra tabii ki yağ var. Mesela yağ dediğim zaman da biraz kısıtlı. Tereyağı, organik. Ondan sonra tabii ki ineğin gezmiş olması gerekiyor. Çimde, çayırda yaşamış olması gerekiyor. Onun tereyağı, ghee olabilir ve zeytinyağı, işlenmemiş soğuk sıkım zeytinyağı olması gerekiyor. Bu şekilde çok temiz beslendiğiniz zaman enflamasyonu müthiş bir şekilde indiriyor. Yani eğer ki ketojenik beslendiyseniz belli bir süre sonra hala bir şeyiniz varsa, hani bir şeyler yavaşladıysa, ondan sonra IBS gibi bir hastalığınız var ise karnivor diyeti deneyebilirsiniz. Karnivor beslenmeyi uzun süre yapanlar da var. Bazı doktorlarımız var. Ken Berry var mesela. Ondan sonra Instagram'da bir tane daha doktor var. Onda linkini gönderebilirim isterseniz. Gerçi sayfamda da var. Hani kimler karnivor besleniyor diye bir paylaşımda. Onların linkleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Doktor Ken Berry 1,5 seneden fazladır karnivor besleniyor. Sağlık açısından enflamasyonu indirdiği için, yani keto'dan bile daha fazla indirdiği için. Çünkü keto'da 20 gram karp var. Bunda sıfır. Dolayısıyla karbon olmadığı bir ortamda çok daha sağlıklı beslendiğimizi düşünebilirsiniz. Uzun süre yapmak şart mı? Tamamen kişisel bir tercihtir. Uzun süre yapanlar var olduğu kadar da, mesela ben ayda bir hafta yapıyorum, öbür üç hafta ketojenik besleniyorum. Bir hafta keto karnivor yapıyorum, üç hafta yine normal keto besleniyorum şeklinde devam edilebilir. Alışma süresi belki 1-2 hafta alabilir insanlarda, ama keto besleniyorsanız, keto alışıksanız çok daha çabuk adapte olabilirsiniz. Onunla ilgili herhangi bir atladığım şey varsa öbür videoya da bakabilirsiniz. Ve merak etmeyin, kabızlık yapmıyor. Bir de tabii ki C vitamini eksikliği olacak. Hani sebze yok, C vitamini nasıl olacak? Şunu da şöyle düşünün. Vücudun hasta olduğunu düşünün, enflamasyon olduğunu düşünün. Bir sürü ilaç aldığını düşünün. Uzun zamandır spor yapmadığını düşünün. Yani bu arttıkça C vitamini olan ihtiyacımız da artıyor. Keto beslendiniz, keto karnivor beslenmeye başladınız, üstüne bir de enflamasyonu indirdiniz, ilaç sayınız düştü, uykunuz düzeldi, spora başladınız ve sizi zarar verecek şeylerden de arındırdınız ve dolayısıyla yaşadığınız olumsuzluk aza indiği için o kadar çok fazla C vitamini ihtiyacınız yok, onun da ihtiyacı düşüyor ve zaten ette de C vitamini var. Çok düşük bir miktarda, 0. bilmem ne falan şeklinde ve en düşük tavuk ciğerinde C vitamini vardır, ama her çeşit ette C vitamini vardır. Şöyle arkadaşı göstereyim. Öyle yani. Korumada ne yapıyoruz? Korumada şöyle yapıyoruz. Makrolarımızı tekrar değiştiriyoruz. Çünkü makroları ilk hesapladığınız zaman kilo vermek için amacınız, siz yemeniz gerektiğinden biraz daha kısıtlanmış bir şekilde yemek yemeye başladınız kilo verebilmek için. Yani orada bir kalori açığı yaratıp biz hesaplıyoruz bunu. Korumaya geçtiğiniz zaman o kalori açığını artık kaldırıyoruz. Ve o anki durumunuza göre spor eklenecekse spor eklenir. İşte 40 yaşına başladınız, şu anda 41 yaşındasınız. Yaşı güncelleriz. Boyunuz uzamaz, artmaz belki, ama en azından kiloda bir değişiklik vardır. Onu güncellersiniz. Yani her şey güncellendiği zaman korumada biraz, bir tık daha fazla yemek yiyebilirsiniz. Duruma göre değişir tabii ki. Yağlı kahve omadı bozar mı? Yağlı kahve omadı bozar. Kitaba bakıp, kurallarına bakıp
harfi harfine uygulayan bir insan iseniz evet, omada bozar. Çünkü kalori alıyorsunuz. Çünkü bir yağ alıyorsunuz. Ancak ve ancak omattan ne beklediğiniz önemli. Kurşun geçirmez kahveden ne beklediğiniz önemli. 30 ay öncesine dönelim. Ben ilk keto'ya başladığım zamanlarda işte 1. ay, 2. ay civarında kurşun geçirmez kahveyi keşfettim. Dedim o zaman ben bunu içebilirim. İçtim ve katı gıdadan 1 saat, 2 saat hani onu uzaklaştırdım değil mi? Arayı açmış oldum. Bunun için bana faydası oldu mu? Oldu. Çünkü daha uzun süre katı gıdayı almaktan kurtuldum. Bu neyi oluşturdu bende? Şöyle oldu. 3 öğün alacağıma katı 2 öğüne düştüm. Ve bir öğünüm de, 3. öğünüm de kahveydi. Yani 3 öğün sayılır yine. Çünkü eğer ki kahveye yağ koyup içip kandan şekerinizi ölçüyorsanız ve kan şekerinizi oynattığını buluyorsanız evet orucu bozar. Ama yağdan yağ da fark ediyor. Mesela belki tereyağı ile bozabilir ama Hindistan ceviziyle bozmayabilir. Ya da işte zeytinyağı ile bozmayabilir. Hani yağları da deneyebilirsiniz. Hangi yağın bozmama olasılığı var? Ona göre onu alabilirsiniz. İlla çok dikkat etmeniz gerekiyorsa. Ondan sonra diyelim ki bozmadı. O zaman daha iyi. Çünkü hem 3. öğün gibi sayılmayacaktır. Yani ilk öğün gibi sayılmayacaktır. Hem daha uzun süre katı gıda almamı engelleyecektir. Ben şöyle düşünüyorum. Yani kurşun geçirmez kahveyi alıp yememe alışkanlığını başlatmış oldum. Yani yemek yemeden birkaç saat daha devam edebilmemi sağladı. Yani kafamdaki o boşluğu doldurmuş oldu. Yemek yemedim ama doyurucu bir şey aldım. Ve midemi de yormadım. Katı gıda da almamış oldum. Oradan başlayarak ben 2-3 gün su orucu yapabilecek dereceye geldim. Ama başlangıcı hep o kahveydi. O kahveyi almasaydım belki hiç aklıma gelmeyecekti. Hani uzatıp daha sonra yemek yemek. Bence destek çıktı. Dolayısıyla nereden baktığınıza bağlı. Orucu bozuyorsa da yani kitap üstünde evet şekeri insülinli şekeri oynatıyorsa evet orucu bozuyor. Ama istediğiniz ne? Şeker oynatmaması mı sizin için önemli yoksa 2-3 saat daha yemek yemeden bir sonraki öğüne kadar bekletebilme desteğini verdiği için mi sizin için önemli? Nerede durduğunuza bağlı. Yayını kaydedecek misiniz? Evet. Rica ederim. Selam. Merhaba Netofaction. Sizin her zamanki pozitif heyecanınız harika. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben eskidim ama ilk günkü heyecanı seyrediyorum. Bugün motivasyon kaynağısınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de öyle. Benim için öyle. Hala her canlı yayın öncesi bir heyecan kaplıyor beni. Omad yaparken yemekten hemen sonra tuvalete çıkma ihtiyacı yaşıyorum. Neden olabilir? Bu güzel bir şey. Yani çok acil mi gitmek zorunda kalıyorsunuz? Bunu mu kastediyorsunuz yoksa sadece bir rutin mi bu? Ağırlıklı spor yapmayınca sarkma mı olur? Sadece yürüyüş yeterli mi? Sarkmaların olmasının pek çok sebebi var. Birincisi ve en önemlisi herkesin ayılı bayılı hızlı kilo vermek olayı. Çok hızlı kilo verdiğimiz zaman tabii ki sarkma olacak. Çünkü o hıza yaklaşamıyoruz diye. Kilo veriş hızımız kadar spor yapmadığımız için. Sarkma olmaması için yavaş, sakin bir şekilde kilo vermek. Normal sürecinde hani çok çabalamamak kilo vermek için. Makroları doldurmak çok önemli. Yavaş kilo vermenin dışında su orucu yapılabilir. Yani doğru zamandaysa, yapılabiliyorsa su orucu da cilde sarkmasını toparlayabiliyor. Tabii ki direnç egzersizleri toparlayabiliyor. Yoga çok rahatlıkla toparlayabiliyor. Tibet yogası zaten candır bu konuda. Sarkma bende sadece bu koltuk altı kısmında oldu ki bu genellikle hepimizin, pardon sinek geldi, hepimizin yaşadığı bir şey. Keto yapsak da yapmasak da kilo verince bu oluyor. Göbek kısmında çok oluyor, kalçada, iç bacaklarda çok oluyor. Bende bir tek şurada oldu, onu da zamanla toparladım, çok uzun sürmedi. Hala da bazen hani çalışmaya ara verirsem sarkabiliyor. Yani yapacak bir şey yok, yaşla gelen bir şey, elastisinin düşük olmasından dolayı kolajenle destekleyebilirsiniz. Belki bantlarla çalışarak destekleyebilirsiniz. Bir şişe suyla bile çalışarak destekleyebilirsiniz. Ve YouTube'da o kadar çok video var ki artık bilmiyorum, anlamıyorum, yapamıyorum demek lüksünden maalesef kurtulmuş durumdayız. Hatta olumsuz bile olabilir bazı durumlarda. Böyle çok fazla kaynağa ulaşabiliyor olmamız. Maggie ve siz seviyorum sizi. Teşekkür ederim. Biz de öyle. Çok teşekkür ederim Fahim Hanım. Ne demek, rica ederim.
Lipodem ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Lipodemle ilgili de bir tane canlı yayın yaptık. Funda Hanım gelmişti Lipodemli Hayat sayfasından. Onunla beraber bir lipodem canlı yayını yaptık. Sayfamda duruyor, istiyorsanız ona bakabilirsiniz. Funda Hanım da, ona da her zaman ulaşabilirsiniz. Zaten bu konuda yani baya baya bir bilgili. Lipodem şöyle, pek çok burada bile pek çok insanın teşhisi yanlış konulabiliyor. Obez sanılıyor. Halbuki obezitenin ötesinde lipodemli bir yapıya sahip. Yani yağ dokuları hasta olduğu için tam çalışamadığından dolayı oradaki bir birikme ve bu her şeyi etkiliyor. Yani görüntünüzden tutun ağırlığınıza kadar, uykunuza kadar, bel sırt ağrınıza kadar her şeyi etkilediği için gerçekten önemli bir hastalık ve sporla, doğru beslenmeyle gerçekten evre olarak gerilemek çok mümkün olan bir şey ve benim pek çok hastam demeyin pardon. Pek çok tanıdığım var ve lipodem hastasılar, hastasıydılar ya da hala öyleler. Bir tane çok güzel bir örneğimiz var. Hatice Hanım mesela korona öncesi 5 ameliyat olması gerekiyordu lipodem açısından sağlığına kavuşabilmesi için. Ağrıları da müthiş bir şekilde yüksek olduğundan. 5 ameliyat ihtiyacı olduğu, hatta tarihlerin belirlendiği ama koronadan dolayı hastaneye gitmeyip ertelemesi ve korona sırasında keto'yu bulması ve beraber çalışmaya başladık. Ketojenik diyet dayanışmasında da üye kendisi. Oradan buluştuk işte. Ondan sonra şu anda doktora gittiğinde birkaç ay öncesi 5 değil artık tek bir ameliyatlık işi kaldığını öğreniyor. Yani olabildiğince gerileme olabiliyor. Gerçekten çok faydası var ve lipodemde %80, %90 beslenmeyle ilgili bir şey bu. Çünkü eğer normal bildiğiniz yağları ayrıştırırsanız dokunun ne kadar olduğunu, neyin hasta olduğunu bulursanız, CRP sayınızı düşürebilirseniz sizden iyisi yok. Gerçekten bu konuya detaylı bakın. Keto Carnivore'da kolajen kullanabiliyor muyuz? Evet, kolajen zaten ilik. O yüzden kullanabilirsiniz. Hormon rahatsızlığı lipodemle bağlantısı var mı? Bunu istiyorsanız Funda Hanım'a sorun. Ama hormon rahatsızlığın yağ dokusuyla evet, dokusu olmasa da yağ oranı ile ilgisi var. Mesela yağ oranımız yüksek olduğu zaman hormonlarımızdan pardon gözüme bir şey kaçtı. Hormonlarımızın da dengesizliği yükselebiliyor. Estrojen seviyesi yükselir, yağ yükselir. Yağ yüksek olduğu için estrojen yükselir. Ve estrojenin gereksiz yere yükselmesi progesteronu düşürür. Yani o dengeyi sağlayabilmek için gerçekten yağ oranı dengede olması gerekiyor. O bağlamda konuşacak olursak evet, bir bağlantısı var. Ve sorularınız bittiyse bir saati de geçtik, kapatabiliriz. Yakında bir istek var. Semra bölecek. Yayına görüntülü katılmak istediğiniz için mi tıkladınız yoksa yanlışlıkla eliniz mi değdi? Yoksa kabul edebilirim hazır iseniz. Semra Hanım herhalde yanlışlıkla değdi eliniz. Peki başka sorunuz yoksa biraz parkı dolaştırabilirim isterseniz. Burada tabii bütün teşhisatımı kaldırarak. Bekliyorum bir dakika yoksa kalkıp biraz dolaşabiliriz. Ha, rica ederim Nur Hanım, ne demek, her zaman. Tamam, o zaman yerinden kalkıyorum. Terliklerimi giyiyorum. Fahima keto yaparken yoga ile kol sarkmalarını düzelir. Evet, keto ile yoga ile olmayacak bir şey yoktur. Bütün vücudunuzu çalıştırır. Yoga hem sakinleştirir hem ağırlığınıza rağmen hareket etme olasılığınızı artırır. Nefesinizi düzenlediği için psikolojik olarak bir rahatlama verir. Yani yogada yok yok. Kalkıyorum ayağa şimdi. Okay. Oturduğum yer böyle. Bu köprüden geçerek eve geçiyorum. Evim öbür tarafta. Şurada da bir tane düğün salonu var. Bir tane de kafe var. Şurada kanu almak isterseniz kiralık. Saat başına ödeme yapıp alabiliyorsunuz. Burada da sevgili kardeşlerimiz. Burası da böyle. Bir de şu ağaç, küçük ağacın arkasında bir ramp var. Rampadan da tekne sahipleri buradan suya inebiliyorlar tekneyle beraber.
şuraya park ediyorlar. Uzun park alanları var hani. Mesela bu kamyonun arkasında bir tane bağlı olan, adı, ismini bilmiyorum küçükçe. İşte o tekne onun, o yeşil şeyin üzerine çıkıyor. Ondan sonra arabayla geri geri gidiyorlar. Şuradan aşağı doğru suya iniş var. Şöyle göstereyim. Şuradan inerek artık nehirde keyif yapıyorlar. Bu parkın özelliği benim için bayağı önemli. Çünkü benim eşimin ailesi yaklaşık 250 kişiyiz. Ve hepimiz burada yaşıyoruz. Birbirimizden 5-10 dakika mesafedeyiz. Ve Easter tatilinde bütün ülke kapalı oluyor. Hiç kimse işe gitmiyor. O gün herkes, o 250 kişi tatilde olduğu için, işe gitmediği için bu parkta buluşuyoruz. Daha ileride böyle gazibolar var. 200-300 kişi alabilecek kadar kiralıyorsunuz günübirlik. Sonra hepimiz burada buluşup işte yürüyüştü, kebaptı ve herkes bir şeyler getiriyor tabii ki. Öyle bir olayımız var. Öyle, çok konuştum. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Var mı başka bir soru? Ona göre cevaplayayım. Anestezi aldım. Keto başladıktan sonra sedasyon kötü. Yani aldıysanız çok takılmayın ketodan çıkıp çıkmadığınıza dair. Çünkü sağlığınız çok önemli. Tekrar hiçbir şey olmamış gibi baştan alın. Çok güzel bir tanesi. Remark. Teşekkür ederim Emrah. Keto başladıktan sonra 10 gün sedasyon yapıldı ve bir tür narkoz keto bozulmuş mudur? Dediğim gibi. Hiç arkanıza bakmayın artık. Geçmiş olsun. Harika yerler. Evet öyle. Çocuklar için özellikle çok güzel yerler buralar. Ve tabii ki insanlar da iyi bakıyor. Yani gelenler hiçbir atığı bırakmıyorlar. Çok nadir bir yerlerde çöp görürsek. Onun dışına güzel baksanıza bir yarım saat bile, bir saat bile burada otururken kafama bir sürü böcek düştü. Yani hayat var burada. Çok güzel. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.